Bu kez sihirbazların sınavı başladı. Firavun dedi ki, demek alemlerin Rabbinden korktuğunuzu söylüyorsunuz. İman edip ahiret azabından çekindiğinizi söylüyorsunuz. Ben size öyle bir azap edeceğim. فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ Bileceksiniz. لَاُقَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ Ben sizin ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama böyle minik minik yaracağım. لَاُقَطِّعَنَّ böyle jilet açıkları gibi bıçaklarla وَلَاُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ Ve sizi hurma ağaçlarının üzerlerine asacağım çarmıha, germe biçiminde ve bu çarpraz kanamalar devam edecek. O kadar acı çekeceksiniz ki وَلَتَعْلَمُنَّ اَيُّنَا اَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى O zaman göreceksiniz. Hangimiz daha şiddetli azap ediyormuşuz? Hangimizin daha kalıcı azabı varmış? Benim mi? Musa'nın söylediği, alemlerin Rabbi diye söylediğiniz, iddia ettiğiniz mi? Ben hele size bir azap edeyim de göresiniz dedi. Bu mucize karşısında Hazreti Musa aleyhisselamın elinden imanı öğrenen sihirbazların da hemencecik orada hayatları bitmedi. Uzun bir azap döneminde onlar da fitnelere uğratıldılar. Hakka sebatı Cenab-ı Hak onlardan da aldı. Bütün insanlar imanla birlikte başlayan sınanma süreçlerinin içerisine giriyorlar. Onlar da ne dediler biliyor musunuz? قَالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ Bize ulaşan bu apaçık kanıtlara seni tercih etmeyeceğiz. Vahyin bize ulaştırdığı bu açık bilgilere aklettiğimiz beyinat dediler. Cenab-ı Hakk'ın bize ulaştırdığı bu hitaba, Hakk'a seni tercih etmeyeceğiz. O tehdidin karşılığında bunu söylediler. لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذ۪ي فَطَرَنَا Bizi yoktan var etmiş olana seni tercih etmeyeceğiz. فَقْضِ مَا أَنْتَ قَادٍ Ne biliyorsan onu yap demektir. Yapabileceğin şeyi, yapmayı istediğin şeyi yap. فَقْضِ مَا أَنْتَ قَادٍ اِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا Yapacağın şey sadece dünya hayatındadır. Sadece dünya hayatıyla sınırlıdır. Biz bundan korkmuyoruz. Bir başka ayette dediler ki, قَالُوا لَا دَيْرُ Zararı yok. اِنَّا اِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ Biz Rabbimize dönmekteyiz. Bizim açımızdan bu süreç Allah'a dönüş süreci olur. Hiçbir zararı yok. La dayır. Dolayısıyla İsrailoğullarındanmış, Kıptilerdenmiş, başkalarındanmış, işte İsrailoğullarından olmayan şehirlerden toplatılıp getirilmiş ve sihirbazlık gibi yanlış işler içerisinde olan kimselerden iman edenlerini görüyoruz. Aklettikleri takdirde. Bunlar girişte nizada taraf olanlardı. Bunlar yapmayalım arkadaş, bizi bu uyarıyor bak. Allah'ın gönderdiklerine karşı sihir ile perdelemeye girişmeyelim diye o arada nizaya yol açanlardı. Allah Azze ve Celle onlardaki iyiliği hayra dönüştürdü ve Hazreti Musa Aleyhisselam'a iman edip ölüm pahasına İmanlarında kararlılık gösterdiler. İbn Abbas radıyallahu anh dedi ki, bunlara insan nasıl imrenmesin? Günün sabahında facirler, kafirler olarak sabahlayıp birkaç günün içerisinde akşamına, ya haftalar sürse ne olur? Yani bir insan ne kadar çarmıhta kalır? Allah Azze ve Celle katına şehitler olarak yükseldiler. Cenab-ı Hak destek olacak olursa, böyle destek olur. Hazreti Musa aleyhisselamın bu kez artık şehirdeki dönem başladı. Firavun ve Hazreti Musa tarafı. Hazreti Musa aleyhisselam dedi ki, Firavun dedi ki, مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهِ فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ Ey Musa şunu bil, bize ne kadar sihir numarası
Getirirsen getir, öyle tarif ediyor sihir olarak. فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ Biz sana iman etmeyeceğiz. Ve İsrailoğullarına azaba yöneldi. İsrailoğullarından iman etmiş kimselere eziyete yöneldi. Hz. Musa aleyhisselam dedi ki, وَقَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اِسْتَعِينُوا بِاللّٰهِ وَاصْبِرُوا Allah'a güvenin, ondan yardım dileyin, sabredin. Sabrın kapısı açıldı, sabrın sonuna kadar dönemi açıldı. اِسْتَعِينُوا بِاللّٰهِ وَاصْبِرُوا Dediler ki, hani biz arza gidecektik, Beytül Makdis'e gidecektik. Cenab-ı Hak seni bize göndermişti. Ne oldu? Firavun sana olumlu cevap vermedi. Göndermiyorum dedi. Ne olacak şimdi? Dedi ki Allah'tan isteyeceğiz, sabredeceğiz, bekleyeceğiz. Öyle Musa gelecek, Firavun'un kapısını çalacak. Aleyhissalatu vesselam. Bırakıyorsun İsrailoğullarını götürüyorum diyecek. Hiçbir şey yapamayacak Firavun. Toplayıp bunları alıp Allah Azze ve Celle'nin vaat ettiği diyara gidecekler. Cenab-ı Hakk'ın bize bu dünyada yaşattıkları bir yerden bir yere intikalimiz, bir şehirden bir şehire gitmemiz, yeri hatta kendimize yer yurt edinip burada güzelce yaşamamız için olan bir şey değil. Allah Azze ve Celle'nin bize yaşattıkları, emrettikleri, vaat ettikleri hepsi sınavın bir parçası. Neticede gitsek de kalsak da ölüm ile hayatımız bittiğinde bırakın yeryüzündeki herhangi bir coğrafyayı, bu küreden tamamıyla ayrılıyoruz. Hayatın içerisinden tamamıyla çekiliyoruz. Dolayısıyla bizim de serüvenimizin esas hizmet ettiği gaye, bizim verdiğimiz tepkilerin amel defterimizde yer alması. O yüzden hiç de o arza, hiç de Kenan diyarına, Beytül Makdis'e yol almayacak olan bu sihirbazların akıbeti güzel bir şekilde sonuçlandı. Dediler ki seni bizi Yaradan'a tercih etmeyeceğiz. لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذ۪ي فَطَرَنَا فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ İnsan buna nasıl imrenmez? Bu kimselerdeki hayır nasıl bir hayırmış ki Allah Azze ve Celle Hazreti Musa'yı gönderip karşılarına çıkarıp onlar da bu hayrı inkişaf ettirdi ve onlar da buna ölüm pahasına tutundular. Ve ölümü doya doya dediler ki Rabbena efrig aleyna sabran. Ya Rabbi biz senden sabır istiyoruz. Böyle dua ettiler. Cenab-ı Hak onların dualarını da bize aktardı. Ve sebbit akdamena. Ya Rabbi bizim ayaklarımızı sağlamlaştır. Bize sabır ihsan eyle ya Rabbi. Bu süreçte çözülmeyelim. Bu süreçte bu adama boyun eğmeyelim. Allah Azze ve Celle de onları destekledi.